Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz gençler. Sayısalcı arkadaşların 53. föyünü işliyoruz. Föyümüzün başlığı Türkiye'de göçler. İnsanların yaşadıkları yerleri terk edip başka bir yere gitmelerine göç denir. Türkiye'de göçleri biz ikiye ayırıyoruz. İç göçler ve dış göçler olmak üzere. Önceliğimiz iç göçlerden başlıyoruz. Türkiye sınırları içerisinde yapılan göçlerdir. Nüfus kesinlikle değişmez. Sürekli ve mevsimsel olarak ikiye ayrılır. Sürekli iç göçe baktığımızda arkadaşlar, insanların yaşadıkları yerleri terk edip başka bir yere gidip yerleşmesiyle meydana gelir. Genellikle kırsaldan kentlere doğru yapılmaktadır. Kırsal kesimden kaynaklanan olumsuz göçler itici göç. Oradan itiyor olumsuz şartlar. Kentseldeki İş imkanları, ekonomik, ondan sonra sosyal nedenler de olumlu göçe örnekti diye söyleyebiliyoruz. İnsanlar kırdan kente göç ediyor. Düşünüyoruz nedendir diye, nedenleri neler olabilir diye. Nüfusun artması, toprakların miras yoluyla bölünmesi, tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin az olması, makinalaşma, erozyonla toprakların verimli alanlarının azalması, kırsal kesimde sosyal şartların kötü olması, doğal afetler, iş olanaklarının şehirlerde daha fazla olması, şehirlerde eğitim, sağlık, sosyal hizmetlerin gelişmiş olması, yaşam standartlarının iyi olmasından dolayı köyleri bırakıp kentlere doğru göç oluyor. Bir tane sorumuz var. Diyor ki, hangisi Türkiye'de kırsal kesimden kente göçü arttıran etkenlerdir? Besir ve ahır hayvancılığı gelişse göç etmezler. Verimli alanlar olursa göç etmezler. Seracılık yaygın olursa gelir olduğu için göç etmezler. Sulanabilen tarım alanları geliri arttırır. Bundan dolayı göç olmaz. Ama makinalaşma daha az insana ihtiyacı ortaya çıkardığı için göçe neden olur. Diğer bir soru. Böyle bir genelleme aşağıdaki yörelerin hangisi için uygun düşmez? Tarımın makineleşmesi köyden kente göçü hızlandırıcı bir etken olmuştur diyor. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. Hangisinde makine kullanılmaz diye düşüneceğiz. Tabii ki baktığımızda Rize ili dağlık ve engebeli olduğu için yani ne kadar gelişmiş olursa olsun makine kullanımı çok fazla olamaz. Kırdan kente göç etmenin sonuçlarını görüyoruz. Hem fotoğrafta görüyoruz hem İstanbul'umuzda zaten yaşıyoruz. Nüfus dengesiz dağılır, devletin yaptığı yatırımlar dengesiz dağılır, sanayi tesisleri kent içerisinde kalır. Kent merkezlerimizi düşünüyoruz. Yani İstanbul'u çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği, belediye hizmetleri yetersizliği, eğitim sağlık yetersizliği, çevre kirliliği, yeşil alanlar azalır, ulaşım otopark sorunları ortaya çıkar, işsizlik artar, kamu alanları yerleşime açılır, sanayi alanları şehir içinde kalır, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme gibi projelere ihtiyaç artar. Kırsal kesimde ise gelen insanlardan dolayı nüfus miktarı bir defa azalır. Tarım alanları çoğu boş kalır. Devletin yaptığı kırsal kesime yatırımlar verimsiz hale gelir. Hemen bir sorumuz var. Bir ülkede kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlanması aşağıdaki sorunlardan hangisinin doğmasına etkili değildir? Kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlı nüfus artışı, yani kentlerden köylerden kentlere gelince nüfusta bir artış olmaz. Çünkü nüfus aynıdır. Diğer bir sorumuz, bir ülkede son 10 yıl içerisinde genç ve dinamik nüfus oranı, doğal kaynakların tüketim ve kentleşme hızı artmıştır. Yukarıdaki bu değişime paralel olarak hangisi kesinlikle söylenebilir? Eğer genç ve dinamik nüfus artıyorsa nüfus artış hızı demek ki fazladır diye söyleyebiliriz. Bir uyarımız var. Diyor ki uyarımızda kentler sanayi ve verimli tarım arazileri tehdit ediyor diyor. Özellikle İskenderun, Mersin'de, İzmir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Çorlu, Adapazarı'nda, Yalova'da tarım alanları sanayi bölgesi haline geliyor. Verimli tarım alanları yazlık alanlara da dönüşüyor bazı yerlerde. Silifke, Mersin'de veya İstanbul, Silivri tarafında bunları görebiliyoruz. Kırdan kente göçü önlemenin yolları, yani nasıl engel olabiliriz köylerde insanların göç etmesine? Tabii ki parayı arttırarak.
Yani entansif tarım yöntemini, modern tarım yöntemini geliştireceğiz. Besi ve ahır hayvancılığı, tarıma dayalı sanayi kollarını geliştirirsek, eğitim sağlığı götürürsek, belediye hizmetlerini götürürsek, insanların daha iyi yaşamasını sağlarsak, insanlar da köylerini bırakıp gitmez. İkinci iç göçümüz mevsimlik. Yani belli bir dönem göç ediyor ama tekrar göçe başladığı yere geliyorsa buna mevsimlik deniyor. Genellikle işçi göçü, yaylacılık, ondan sonra bu turizm amaçlı olabilir. İşçi göçleri yaz mevsiminde tarım, turizm, inşaat sektöründe çalışmak için yapılan göçler. Turizm amacıyla yapılan göçlerimiz de var. Mesela biz de katılıyoruz buna. İşte deniz, kum, güneş olan yerlere gidiyoruz. Alanya, Antalya, Çeşme, Bodrum. Buralara yapılan göçler mevsimlik olarak kabul ediliyor. Tarım için yapılanlar mesela Çukurova'ya, Adana'ya pamuk toplamaya gelen işçiler, Rize'ye çay toplamaya gidenler, Ordu'ya fındık toplamaya gidenler, İzmir tütün pamuk, Nevşehir'e patates toplamaya gidenler mevsimlik işçi grubunda yer alıyor diye söyleyebiliriz. Hemen bir sorumuz var. Bu artışta hangisinin etkisi en fazladır diyor. Çukurova'da yaz mevsiminde artmaktadır diyor nüfus. Niye? Çünkü Çukurova'ya, Adana'ya pamuk toplamaya gelen bir sürü işçi bu nüfusu arttırıyor. Diğer bir sorumuz. Türkiye'de kıyı bölgelerindeki bazı illerin nüfuslarının mevsimlere göre değişmesinde. Kıyı bölgeleri diyor. Hemen kıyıyı düşünüyoruz. Kıyımızda ne vardı? Turizm vardı. Peki kıyımızda Adana'mız, İzmir'e niye geliyorlardı? Pamuk veya tütün veya zeytin toplamaya gelenler diye söyleyebiliriz. İkincisi yayla göçleri. Yaz mevsiminde fotoğrafları görüyorsunuz, çok güzel fotoğraflar var. Hayvanlarını otlatmak için yüksek yerlere çıkmasına yayla göçleri denir. Ama son yıllarda sadece bunun için yapılmıyor. Serinlemek için, yani yazın sıcağından kaçmak için de insanlar buralara gidiyor. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bunun başında yer alır. Bir tane sorumuz var, bir grafik sorusu. Aşağıda Türkiye'de 2000 yılında gerçekleşen göç hareketlerinin yerleşim yerlerine göre dağılımını göstermektedir diyor. Hangisi 2000 yıl için ulaşılabilir diyor. Şimdi köyden kente, kentten köye, köyden kente şeklinde sıralamış. Köylerde yaşayan nüfusun arttığına diyor. Şimdi nasıl ulaşabilirim? O zaman köylere bir göç olması lazım. Köyden kente %11'miş. Kentten köye bakın %22'ymiş. O zaman köye daha çok göç varmış. Oradan çıkartabiliriz. İkincisi, iç göçleri bitirdikten sonra dış göçlere geldik. Türkiye'de dış göçler. Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere biz dış göç diyoruz. Dış göçlerin, tabii çoğu göçün en büyük nedeni başta ekonomikken, bunun dışında uluslararası anlaşmalar, ekonomik, savaş, doğal afet, dini ve siyasi kültürel nedenler de olabilir. 1923 yılında hatırlayın, mübadele göçleri var demiştik. Al Rumunu ver Türk'ümü. 60-86 yıllar arasında Almanya ve özellikle Avrupa ülkelerine yapılan göçler. 75-89 Arap ülkelerine yapılan göçler. 90'lı yıllar Sovyet Rusya'ya yapılan göçler dış göçün içerisinde yer alır. Türkiye iyi eğitim görmüş, nitelikli alanda yetişmiş bireylerin gelişmiş ülkelere göç etmesine beyin göçü denir. Biz beyin göçüne zeki insanların gitmesi demiştik. Hatta alan ülke için iyi, gidilen ülke için kötü bir şeydi. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan tabii ki göçler de var. Hatta özellikle bu son yıllarda Suriye'den ülkemize çok fazla insan geldi ya da başka ülkelerden Türkiye'ye çok fazla göç oldu. 1923 yılında Lozan'da Balkanlardan 400 bin Türk'ün gelmesi, 79 yılında Sovyet'in dağılmasından sonra Afganistan'dan 5 bin civarında insanın gelmesi, 89'da Bulgaristan'da Türklere yapılan baskılar sonucu Türklerin göç etmesi, 97'de işte Boşnak'ta bulunan 25 bin Türk'ün göç etmesi bunlara örnektir diye söyleyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar 53. feyimizi bitirdik. Allah'a emanet.